Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını ve enflasyon faiz farkının artıyor olmasını ve en son olarak da dolar, euro, ons altın ve gram ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini beklenildiği gibi %14 seviyesine sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diğer faizleri de değiştirmezken gecelik borç, ver borç verme faizini de %15,50 seviyesinde gecelik borç alma faizini de %12,50 seviyesinde Geç de pencere faiz oranını da %18,50 olarak sabit bıraktı. Banka yaptığı açıklamalarda sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla birlikte enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekte olup bu çerçevede politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği ifadelerini kullandı. Ancak özellikle bu aşamada enflasyonda düşüş beklemek bir kenara, dezenflasyonist beklemek çok iktisadi kurallarla açıklanabilecek bir şey olmadığını da altını çizmek istiyorum. Gıda enerji ücreti artışları ve arz tedakindeki bağlı fiyat artışlarının sürdüğü bir noktada siz enflasyondan düşüş bekleyemezsiniz. Hele ki ithalata bağımlılığımızın ortalama %75, ham madde tarafında ise %45 seviyesindeyken bunun olanaksız olduğunu söylemek isterim. Dolar endeksinin son 2 aydır yatay seyrettiği bir ortamda kurdaki hareketlilik tamamen Merkez Bankası'nın faiz indirmesinden kaynaklanıyor. Ancak Fed'in tıperingi bitirip faiz artırımına geçeceğini biliyoruz. Bu doların küresel bazda tüm para birimleri karşısında değer kazanacağı anlamına geliyor. Yani kurdaki yükseliş devam edecek ve bu da enflasyona katkı sunmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Kaldı ki şu aşamada ne yapılan zamların ne de kurun birikimli etkilerinin enflasyon üzerindeki etkisi bitmiş değil. Son atılan adımların enflasyonda sınırlı etkileri görülürken gıda fiyatlarında KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi, yem fiyatlarında %12'lik indirim, gübre fiyatlarında %30'luk indirim elbette ki, olumlu gelişmeler arasında. Ancak beklenildiği gibi olmayacağını düşünüyorum. Enflasyona etkisinin sınırlı kalacağını düşünürken sorunun nedenlerini kaldırmadan olumlu çözümler üretemeyeceğimizi düşünüyorum. Üstelik özellikle 2022 yılının ilk 6 ayında yükselmesi muhtemel bir enflasyon varken Merkez Bankası'nın dezenflasyonist sürecinin başlayacağını düşünmesinin mantıklı ve iktisadi açıklamasının olduğunu ne yazık ki söylemek mümkün değil. Üstüne üstün bir de Fed faiz kararları ile birlikte dolarda kazançların başlanacak olması enflasyonun yıl sonuna doğru 3 hanelere ulaşabileceğini bizlere gösteriyor. Bundan sonra Türkiye'de yeni senaryo yüksek kur ve yüksek enflasyon olacak. Ancak şunu unutmamalıyız. Sürdürülebilir bir durum olmadığını da unutmamak lazım. Bunun sonucunda piyasalar daha sert faiz artışlarının yaşanacağını düşünüyorum. Ayrıca reel faizlerin eksilere yerleştiği bir yerde yabancı yatırımcı çekme konusunda da sorunlar yaşayabiliriz. Gelecek yılın başında tek reel pozitif faiz veren ülke konumundayken şu anda benzerimize göre en çok reel negatif faiz veren ülke konumuna geçmemiz geçen yıl başından beri kurun %80'in üzerinde artmasına neden oldu. Reel faizlerin eksi %23,33'e inmiş durumda olması Enflasyondaki artışın reel faizlerin daha da negatifleşeceğini ve içeriden yabancı çıkışlarının halen devam edeceğinin bizlere birer göstergesi. Bu ortamda Türkiye'yi zor günler beklediğini söyleyebilirim. Çünkü sadece iç kaynaklı değil, dış kaynaklı riskler de mevcut. Fed'in faiz artışına gideceği noktada küresel bazda dolar endeksine ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde görebileceğimiz yükseliş sadece Türkiye'den değil gelişmekte olan bütün ülkelerden para çıkışlarını hız kazandıracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 yılında cari fazla beklese de bu çok fazla mümkün olmayabilir. Ocak ayında gelen dış ticaret verileri cari açığın artabileceğini söylemekle birlikte her ne kadar turizm gelirleri cari açığa pozitif katkı yapacak olsa da beklenildiği gibi bu cari açığı cari fazlaya döndüremeyebilir. Çünkü ithalat girdilerin oldukça yükselmesi cari dengeye negatif katkı sunarken yine geçen sene cari açığın düşmesine neden olan gelişme altın ithalatının 26 milyar dolardan 6 milyar dolara gerilemesiydi. Bu cari açık tarafına 20 milyar dolarlık pozitif katkı sunmuş durumda. Bu sene bu cepheden olumlu bir etki gelmeyecek. Aksine altın fiyatlarındaki hareketlilik bu kalemin bozulmasına neden olabilir. Fed'in sıkılaştırmada gaza basması Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişine devam edeceğini bizlere gösteriyor. Dünya genelinde artacak borçlanma maliyetleri ve dünyada artık ucuz para bulmanın imkansız olacağı bir yapıda cari açık veren ve döviz ihtiyacı olan ülkelerin ekonomilerinde ciddi bozulmalar görüleceğini düşünüyorum. Bu durumda özellikle gelişmekte olan ülkelerden ciddi sermaye çıkışlarının yaşanmasını beklerken Türkiye bu durumdan en olumsuz etkilenebilecek ülke olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yayınladığı raporda küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz sıkıntıları ve taşımacılık maliyetindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açarken bu durumun belirtmiş olduğum gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmelerini ve aslında bütün dünyanın enflasyonda yükseliş beklediğini bizlere gösteriyor. Bu bağlamda ülkeden ülkeye merkez bankalarının politikalarının farklılaşacağının altını çizerken merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına da devam etmekte, aslında son dönemde evet parasal genişlemeyi sürdürse de merkez bankaları hızla önce bitirmeye, sonra da faizleri artırmaya yönelik kararlar aldığını görüyoruz. Banka, yurt içerisinde iktisadi faaliyetin dış talebinde olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğini, büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının artmış olması, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kur artışından dolayı enflasyonun arttığını belirtmesiyle küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişlemelerinin enflasyonun yüksek kalmasında etkili olduğunu düşünmekte ve fiyatlar düzeyinde sağlanacak genel istikrar, ülke risk birimindeki düşüş, ters ana para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi, ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini, böylelikle yatırımın, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşturulabileceğinin altını çizmekte. Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin daha da süreci beklentiler dahilinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz karar sonrası dolar Türk Lirası paritesinde 13,85 Türk Lirası seviyesi ön plana çıkmayı sürdürüyor. Merkez Bankası Aralık ayında döviz kuruna yaptığı doğrudan satış müdahalelerini genellikle 13,85 Türk Lirasına yakın bölgelerden gerçekleştirirken belli bir süre daha yatay kaldıktan sonra kurdaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde 2100 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskıları devam edebilir. 2100 seviyesinin kırılması halinde ise yeni bir yükseliş hareketi başlatabilirken ayrıca bu dönemde özellikle küresel borsaların hareket yapısını da yakından takip ediyorum. Küresel borsalardan yakın dönemde ayrışsak da onlara paralel bir eğilim içerisinde süregelen süreç devam ediyor. Peki kurdaki yükseliş neden durmuyor? Kur korumalı mevduata rağmen neden düşüş görmüyoruz? Bu sorunun cevabını da sizlere şu an sunmuş olduğum tablodan sizlere açıklayacağım. Türkiye 2021 yılı başında Tek pozitif reel faiz veren ülkeyken 2022 yılı başında %23,33 ile negatif faiz vererek benzerlerinden oldukça ayrışmıştı. Reel faiz getirilerinin artması yabancı çıkışlarını hızlandırmış ve kurdaki yükselişi enflasyonu patlatırken dolarizasyonda da %63 seviyelerine çıkmasına neden oldu. Bu süreçte diğer gelişmekte olan ülkelerin faizin artış ve enflasyondan korunmak için faizleri artırdığı, Türkiye'nin ise bu süreçte faiz indirdiğini de unutmamamız gerekiyor. 2022 yılının başından beri bize benzeyen ülkelerin dolar karşısında değer kazanmaları aslında Fed'in Faiz etkisinin piyasalarda etkisinin henüz yansımadığını da ortaya koyarken Türk lirası dolara karşı %1'lik değer kaybetmişken Brezilya reali ve Güney Afrika randı dolara karşı %7 değer kazanmıştı. Kur korumalı mevduatta Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle kur kalırmalı mevduat hesaplarındaki tutarın 349 milyar liraya yaklaşık 19 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu tarihte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre vatandaşlar 20 Aralık tarihinden bu yana 5,2 milyar dolar bozdururken şirketler 8,8 milyar dolar bozdurmuşlar. Yani totalde 14 milyar dolara tekamül ediyor. Normalde döviz boz durumunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinde artışa sebep olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinin 20 Aralık'tan bu yana daha da düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Bu da bize kuru tutmak için Arka kapı müdahaleleriyle yani kamu bankaları aracılığıyla döviz satışının devam ettiğini gösterirken bu unsurun yoksa bizlere reel faizler bu kadar gerilemişken dolarda sert bir yükseliş yaşanmasının muhtemel olmasını mı gösteriyor? Son tabloda bu ülkelerin yaptıkları hamleler karşısında kurlarının 1 Ocak 2021 tarihindeki durumu ve 20 Ocak 2022 tarihindeki durumunu sizlere ortaya koydum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda kurda dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken Lira'nın üzerine yoğunlaşıp sonuçlarını bekleyerek politikalarını belirlemeye hedeflediklerini açıkladı. Diğer yandan Rusya-Ukrayna gerginliğindeki açıklamaların tansiyonun artmasına neden olması bugün ver akışını sınırlı bırakırken yurt içerisinde de tüketici güveni ve konut satışları verilerini yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise CB öncü göstergeleri ile ikinci el konut satışları verilerinde yakından takipteyim. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda kurda 13,65 ve 13,70 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13,45 ve 13,35 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda dün fiyat marjı 12 kuruş ile sınırlı kalırken paritede yaşanan yatay hareketlerin etkisiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında politika faizini değiştirmemesi ve Ukrayna gerginliğine rağmen yatay fiyatlamalar devam ediyor olması, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık istatistiklerde kurumların döviz hesaplarında çözülmeye devam ettiğini, bu nedenle Türk lirasında uygun ortam oluşursa değer kazanımını görebileceğimizi düşünüyorum. Ancak yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na Teknik olarak baktığımızda 15,50 ve 15,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15,40 ve 15 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Arkadaşlar video çok uzadığı için 10 saltın ve gram altınla ilgili yorumlarımı, analizlerimi sizlere hafta sonu çekeceğim videoda detaylı bir şekilde yayınlayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>